Merhaba, biliyorsunuz her sene olduğu gibi bu yılda yeni bir Call of Duty oyunu çıktı. Call of Duty Black Ops Cold War. Seneler geçtikçe isim takıları da giderek uzuyor. Aslına bakarsanız tek uzayan şey isim takısı değil, aynı zamanda geliştirici ekip listesi de öyle. Zira Treyarch var, Sledgehammer Games var, Binox var, Activision Shanghai var ve Raven Software var yanlış hatırlamıyorsam. Yani 6-7 kişilik, 6-7 ekiplik bir geliştirici kadrosu var. Tabi ana geliştirici Treyarch ve seneye çıkacak oyunda muhtemelen Infinity Ward yapacaktır. Dönüşümlü gidiyor biliyorsunuz. Covid salgınına rağmen oyunun bir gecikme yaşamadan tekrar istenilen tarihte satışa sunulabilmesi aslında büyük bir başarı. O kadar fazla insanın bir arada çalışıp ortaya bir oyun çıkarması da bir o kadar ayrı bir başarı. Çünkü farklı farklı ekiplerle koordine olabilmek dışarıdan bakıldığında çok zor olsa gerek. Herkes farklı bir tarafıyla uğraşıyor oyunun ve finalinde tüm bu farklı detayları bir araya getirip uyumun sağlanması kolay değil. Mesela yakın zamana bakalım, Cyberpunk diye bir şey var. Tek bir ekip, gerçi kalabalık bir ekip ama pek de becerikli olamamışlar. Her neyse, benim kısaca bahsetmek istediğim şey Black Ops Cold War kısa ya da uzun. Kısa oyun, uzun oyun. Bu oyun bu kadar para eder mi? İnsanların hep bir böyle atladığı bir şey var. Şimdi bu oyundan yola çıkalım mesela. Black Ops Cold War'dan yola çıkarsak bu oyun kısa bir oyun değil. Deniyor ki senaryoyu oynadım 4 saatte bitti. Hadi diyelim tamam. İyi de bu oyun sadece senaryo modundan ibaret değil ki. Bunun bir zombi modu var. Bunu kendiniz de oynayabiliyorsunuz, arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Bunun geliştirilmiş ve çoğu oyuna kıyasla çok kapsamlı bir multiplayer bölümü var ki bu arenaya adım attığınızda yani yıllarca sürebilecek maceralar mümkün olabiliyor. Dolayısıyla 3 başlığı toparladığımızda bu oyun gerçekten çok uzun ve doyurucu bir oyun. Ha, ben kendi adıma konuşayım. Ben single player tarafıyla daha çok ilgilendim. Multiplayer tarafına çok da girmedim ve güzel bir tarafı şu. Oyunu Battle.net üzerinden indirmeye kalktığınızda size soruyor. Battle.net üzerinden single player mı yoksa zombi modunu mu yoksa multiplayer'ı mı indirmek istiyorsunuz diye. Yani önceliğiniz bir mod üzerine ise direkt onu hızlıca indirip diğerlerinin inmesini beklemeden hemen aksiyona dalabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Battle.net'te olması o kadar da güzel bir detay değil tabii ki, kendi adıma konuşuyorum. Yakın zamana kadar Ultimate Edition'ı 85 Euro'ydu. Şu an 70 Euro'ya falan düştü galiba indirimli. Ve 600-700 lira civarı bir fiyata denk geliyor. Dolayısıyla klasik mantık şu. 4 saatlik bir senaryo için 600 lira, 700 lira verilir mi? Verme abi. Adam zaten sana bu fiyatı ödeme karşılığında sadece senaryo modunu sunmuyor. Diğer iki seçeneği yani multiplayer ve zombi modunu oynamazsan o senin sorunun. Adam bunu yapmış ve bunu fiyata dahil ederek sana satıyor. Ha tabii ki kurlar sebebiyle fiyatların böyle yükselmesi ayrı bir konu. O bambaşka bir uzmanlık. Ona bir şey demiyoruz ama onu sonuçta hani yapımcılar da ona bir şey yapamaz bu kurların böyle olmasından dolayı. Çünkü çoğu yerde belli standartlarda fiyatlar belirleniyor. Biz de isterdik tabii ki 85 Euro'luk, 80 Euro'luk oyun burada da 80 lira olsun. Ama o biraz fazla hayalcilik. Her neyse, bunu galiba anlatabildim. İkinci konu, senaryo modundan biraz bahsetmek istiyorum, spoiler vermek istemeden. Şimdi ben de 5-6 saatte falan bitirdim oyunu. Bu oyunun önceki Call of Duty'lere kıyasla birkaç temel farkı var. Birincisi, öyle bir karakter hazırlıyorsunuz ki geçmişine dair bilgileriniz de var ve bu bilgileri de seçebiliyorsunuz. İşte şu ajan neydi onlar? Ya KGB'den mi, CIA'den mi, hani bu tip şeyleri dahi düzenleyebildiğiniz seçenekler sunuluyor size ve bu seçenekleri belirlediğiniz takdirde oyunun ilerleyen dönemlerinde de buna göre farklılıklar karşınıza çıkabiliyor. Gizlilik görevleri çoğu Call of Duty oyununda vardı ancak burada biraz daha böyle Hitman, biraz daha Splinter Cell tarafına kaymış. Ancak
Basit kalmış tabii bu görevler. Yani o Hitman ya da Splinter Cell'deki o uzmanlık şeyini göremiyorsunuz. Ha, yapılabilir miydi? Yapılsa hoş olabilirdi. Öte yandan kanıt toplama olayları var ki senaryo detaylarını daha derinine inebilmeniz için güzel. Bir de oyunda en beğendiğim bölüm mü desem, sahne mi desem bilmiyorum. Bölüm diyebilirim. Sonlara doğru bir Vietnam görevi var ve burada sizin zihninizle oynanıyor. Spoiler çok da vermek istemiyorum ve bu oynayışlara göre aynı bölümü farklı farklı detaylarla oynama şansına erişiyorsunuz ki yani anlık olarak seçimlere göre, anlık olarak düşüncelere göre bir şeylerin şekillendiğini görebilmek Call of Duty serisi için özellikle bence müthiş bir detaydı. Çok beğendim. Hayranlık uyandıran bir detaydı bu. Oyunun bence en güzel detaylarından biri o. Onun dışında hayal kırıklığı olarak da Trabzon görevi. Biliyorsunuz oyunda Trabzon görevi de vardı. Özellikle ilk tanıtım videosu detaylar geldiğinde "Aa, acaba nasıl olacak?" falan dedik. Halbuki Trabzon'un T'sinin en uç şeyi bile yok oyunda. Yani o bölüm zaten 2-3 dakikada bitebilecek bir bölüm. Hiçbir şey yok. Sadece bir havalimanı pisti var. Her taraf karanlık. Ufak bir kovalamaca pat bitti. Ha tabii ki ilerleyen bölümlerde o 2-3 dakikalık şeyin detayını daha iyi anlayabiliyorsunuz ama ya şimdi kendi adıma konuşuyorum. Oyunda farklı şehirlerin tanıtımına yönelik çalışmalar var. Pek çok oyunda var. E sen Trabzon'a baktığımızda şimdi daha evvel oyunlarda kullanılan bir şehir mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Yani yeni bir şehir. Oyunun senaryosunda da önemli bir detaya sahip. Her ne kadar kısa aksedilmiş olsa da. E kardeşim, oyundaki karakterler bara gidiyor, oturuyor, şehre gidiyor, sohbet ediyor falan, şunu bunu yapıyor. E bir de Trabzon sekansı koysaydın ya, o şehir nasıl bir şehir? Hani kısaca operasyonun öncesini gösteren, sonrasını gösteren ufak tefek detayların olacağı şeyler koysaydım da hani en azından Türk oyuncular olarak biraz daha kendimizi özel hisseseydik. Yani oraya bir Paint'ten Trabzon yazmaktan olmuyor. Şu tamamen bir hayal kırıklığıydı benim için. Ve senaryo modu ilk yarısı sıkıcı bir film ya da ilk yarısı sıkıcı bir maç. İkinci yarısı ise harika bir film ya da harika bir maç edasında geçen bir oyun. Benim için Cold War. Tabii ki birkaç güzel sürpriz de var ki Modern Warfare tarafını da ilişkilendirebileceğimiz detaylar bunlar. Muhtemelen oynamışsınızdır da oynamadıysanız eğer söylüyorum. Ya, fiyat konusu dediğim gibi bu oyun yüksek bir fiyatı var tamam ama oyun kısa bu fiyat buna verilmez diye düşünmemek lazım. Eğer alma isteğiniz varsa o 3 modu da oynama şansınızla, oynama imkanınızı düşünerek vermelisiniz o parayı. Ha dese ki keşke Activision sadece single mi istiyorsun? Tamam 200 lira ver al. Ya belki yakında böyle bir şey de olur bilmiyorum ama şu an için böyle.